Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı Mahmut Özer, deprem bölgelerindeki okullar da dahil olmak üzere 24 Nisan tarihinde tüm okullarda eğitime başlanacağını açıkladı. Dönem ara tatilimiz, bir haftalık ara tatilimiz Ramazan Bayramı ile kesişti. O inşallah bugünden itibaren öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bir haftalık tatil yapacaklar. O öğretmenlerimiz ki MEP AKUP ismi altında arama kurtarma birimi olarak o enkazların altından canlı vatandaşlarımızı kurtarmak için büyük riskler aldılar. O öğretmenlerimiz ki her türlü koşulda hiç şikayet etmeden vatandaşının yanında olmak, onun dertlerine derman olmak için çaba sarf ettiler. İşte bu öğretmenlerimize tüm eğitim camiasına en içten şükranlarımı sunuyorum. 6 Şubat tarihinden itibaren bu bilinçle tüm bakanlıktaki arkadaşlarımızla, valiliklerimizle, il milli eğitim müdürlüklerimizle bu bilinçle hareket ettik. Ve sizlerin de bildiği gibi depremden etkilenen 10 ilimizde hayatı normalleştirmenin yolunun eğitimi normalleştirmekten geçtiği bilinciyle ve her yerde ve her şartta eğitim mottosuyla öncelikli olarak çadırlarda, konteynerlarda yeni eğitim sınıfları oluşturarak öğrencilerimizi bulundukları her mekanda öğretmenleriyle buluşturmaya büyük özen gösterdik. Daha sonra da deprem bölgesindeki 10 ilimizi 3 kategoriye ayırarak normalleştirmenin yollarını aradık ve bu vesileyle birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizi 1 Mart tarihi itibariyle merkez ve tüm ilçelerdeki eğitim öğretimi normalleştirdik. Yine ikinci kategoride yer alan Osmaniye, Gaziantep ve Adana illerimize de eğitim öğretimi 13 Mart itibariyle normalleştirdik merkez ve ilçelerde. Geriye kalan ve depremden en fazla etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da ise merkez ve ilçelerin tamamında bir anda değil, sağlam binalarda ilçe bazlı bir şekilde eğitim öğretimi normalleştirmek için 27 Mart tarihinde belirli ilçelerde eğitim öğretimi başlattık. Bu kapsamda 27 Mart'ta Malatya'da 8 ilçede, Kahramanmaraş'ta 2 ilçede, Hatay'da 7 ilçede ve Adıyaman'da 5 ilçede çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk. Ve daha sonraki süreçleri yönetmesi için valiliklerimize yetki verdik. Valiliklerimiz sağlamlık durumuna göre, sadece okulların sağlamlık durumu da değil, çevresindeki yaşayan insanların hayatın akışının normalleşmesindeki durumlara göre, diğer ihtiyaçların karşılanması durumuna göre kendi şartları olgunlaşan ilçelerde eğitim öğretimi başlamak için inisiyatif kullandılar. Tabii ki inisiyatif kullanırken mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'yla da istişare ettiler. Bu kapsamda Malatya ilimizde 3 Nisan tarihi itibariyle merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretime başlamış olduk. Yine Kahramanmaraş ilimizde 10 Nisan tarihi itibariyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarımızda eğitim öğretimi başlattık. Dolayısıyla aslında 10 Nisan itibariyle 79 ilimizde merkez ilçelerin tamamında eğitim öğretim normalleşmiş oldu. Geriye 2 ilimiz kaldı. Hatay'da 3 Nisan'da o mevcut açmış olduğumuz ilçelere ilave olarak İskenderun'da, 10 Nisan'da da Belen, Hassa ve Kumlu'da eğitim öğretim başladı. Hatay ve Adıyaman valiliklerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde 24 Nisan, yani bu bir haftalık ara tatilden sonra Hatay ve Adıyaman'da da merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Dolayısıyla 24 Nisan tarihi itibariyle artık ülkemizde 81 ilde, merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak. Ve hayatın o bölgedeki normalleşmesi ile ilgili en önemli adımı biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tamamlamış olacağız. Bu tüm merkez ilçelerdeki okulları açarak. Tabi bu deprem bölgesindeki hayatı normalleştirme adımları daha önceden bu 10 ilimizden diğer illere giden nakillerini alınan öğrencilerimizin de geriye dönüşlerini hızlandırdı. Bugün itibariyle nakillerini diğer illere aldırıp tekrar 10 ile geri dönen öğrenci sayımız 32.659'a ulaştı.
Ben inanıyorum ki 24 Nisan tarihi itibariyle Hatay ve Adıyaman'da da tüm merkez ilçeleri açtıktan sonra bu rakam her geçen gün daha fazla artacaktır. En fazla geri dönüşün olduğu ilk 4 il 8.269 öğrenciyle Kahramanmaraş, 6.472 öğrenciyle Gaziantep, 6.181 öğrenciyle Hatay ve 3.519 öğrenciyle Malatya oldu. Gördüğünüz gibi Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da öğrencilerimiz hızlı bir şekilde artık dönmeye başladı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız ve hızlı bir şekilde toparlanırız. Tabi burada bakanlık olarak en önem verdiğimiz öğrenci grubumuz LGS'ye girecek 8. sınıflar ve YKS'ye girecek, üniversite sınavına girecek olan 12. sınıflar. Bakanlık olarak 6 Şubat tarihinden itibaren destekleme ve yetiştirme kurslarını devreye sokarak bu öğrencilerimize özel ihtimam gösterdik. Kaygıya düşmemeleri için ve sınavlara hazırlanmaları ile ilgili. Ve şu an geldiğimiz noktada tüm bölgede, yani 10 ilimizde 3450 tane destekleme yetiştirme kurs noktasında bu çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 145 bin öğrencimiz cari olarak, mevcut olarak bu kurslardan yararlanıyorlar. Bu bir haftalık tatilde bu kurslarımız kapanmayacak, açık olmaya devam edecek. Ben eğitimin normalleşmesindeki katkılarından dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ediyorum. AFAD Başkanımız Yunus Sezer'e çok teşekkür ediyorum. Bölgede hem mevcut illerimizin valilerine hem de Sayın Valimiz gibi bölgeye katkı vermek için giden valilerimize o süreçteki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve öğrencilerimizden tek istirhamımız var. Ders çalışmasınlar, dinlensinler ama tatilde en az bir tane kitap okusunlar. Çocuklar buraya bakın. Buraya bakın. Buraya bakın. Sizden tek isteğim bize vereceğiniz hediyeleri deprem bölgesindeki depremzede arkadaşlarımıza vermeniz. Çok, eğer depremzede arkadaşlarımıza verirseniz çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bunu ödüle size alın. Zor, evlerinizi ve kardeşlerinizi tüm kitaplarını, bilmek bir şeylerini, ders kitaplarını hepsi görüyorum. Tamam mı? Bunları çekelim. Sayın Bakanım alıyorum tabii. Çekiyoruz efendim. Evet, kendinize iyi bakın, tamam mı? İlk harfinden ailelerimize selam söyleyeyim. Hadi görüşürüz. Sayın Bakanım, bu öğrencimiz aynı zamanda bir öğrenci. Aa, hangi? Malatya'da. Orada 3 güne yakın kaldı.